Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Karataş tüm hayatını kimliği olmadan geçirdi. Resmi kaydı olmayan Karataş yıllardır kimlik alabilmek için mücadele ediyor. Bu şimdiye kadar kimlik taşımış değilim. Kimliksiz gezdim. Bir işe giremedim. Sigortasız çalışıyorum. Şimdi bir yolda gidemiyorum serbest. Çocuklar da koyun bağımın üstüne kayıtlı. Mümkünse sizden ricam kimliğimi istiyorum. 7 tane çocuk var. Onların hepsi kimliği var. Kimliği de koyun bağımın üstünde. İşte ben şu anda yani ben sağ solda işlerde çalışıyorum. Ben sigortalı işe giremiyorum. Ya kimliğim olmadığı için askere gidemedim. Kaçak gezdim işte. Yani nereye gidersem yakalanıyordum. 2-3 gün nezarete yatıyordum. Beni bırakıyorlardı. Kimliğimi soruyorlardı. Ben suçum yoktu yani. Ben ne hırsızlık yaptım, ne kötü şeyler yaptım. Devlet ben ne yapacağım? Mecbur bırakacak. Soruşturuyor, araştırıyor, bırakıyoruz. Kuyu taşçısı olmadım. Neden olmadınız? Neden? Kimlik olmadığı için olamadım yani. Hastalanıyorum, sahabem yiyorum, işte idare ediyorum. Kimliksiz hastaneye gidemiyorum, giremiyorum. Ama mümkünse devlete sığınıyorum, ben kimliğimi istiyorum. Bu yaşa kadar ben kimliksiz gezdim. Ben DNA testi tuttunuz dediniz, DNA testi de tuttum. Sorum da kalmadı. Çocuklar üstümde olacak da olamadı. İşte kimliksiz nasıl üzerime alacağım? Çocuklar diyor ki baba sen niye biz topal olarak kullanıyoruz? Sen niye kendi üzerine almıyorsun? Kimliğini niye çıkarmıyorsun? Resmi nikah olmadığı için işte çocukları üzerime alamıyorum. İşte çocuklar da çok üzerime geliyor. Elim kimliğinle uğraş, bizi kendi adına al, kaydet. Zaten ben şimdi varım ama yokum. Şimdi kimliğimi çıkarsam çocukları koyun üstüne kendi adımı alacağım. Benim babam 56 yaşında. 56 yaşına kadar kimliksiz gezdi. Herhangi bir doktora gidemedi. Bir tedavi olamadı. Bir ilacı falan olduğunda biz kendi adımıza gidip tedavi oluyoruz. O ilacı getirip babamıza veriyoruz. Biz beraber şehir dışına çıkıp da beraber bir gezmeye gitmek isteyince yolda yakalanıyor. Ve ne oluyor? Karakolda 2-3 gün tutuyorlar ve gideceğimiz yere gitmeden yeniden dönüş sağlanıyoruz. Ve benim soy ismimin ve kardeşlerimin, abimin soy isminin babamın üstüne olmasını istiyoruz. Her insan gibi ben de babamın üstüne kayıtlı olmak istiyorum. Dedemin veya nenemin, annemin kızlık soy ismini falan taşımak istemiyorum. Babamın soy ismini taşımak istiyorum. Yani bana nerelisin diye sorduklarında annemin memleketini söylüyorum da babamın memleketini bile söyleyemiyorum. Çünkü kimliğimde her şeyim dayılarımın üstüne, her şeyim onların üstüne. Ve benim babam varla yok arasında olan bir şey şu anda. Kimlikte babamız yok. Ama gerçekte var. Bizimle beraber.